orman yangınlarına karşı bir akıllı su bombası tasarlayan ve Amerika Birleşik Devletleri ile Avrupa Birliği'nde bunun patentini alan Profesör Doktor Osman Erşet Akçasu CNN Türk'e konuştu. Akçasu, savaş uçaklarından atılan güdümlü füzelerle orman yangınlarına müdahale edilebileceğini söyledi. Hilken Doğaç Bora'nın özel röportajı. Efendim, yayınımıza hoş geldiniz öncelikle. Ben şu anda Türkiye'deyim, İstanbul'dayım. Siz de Amerika'da, Kaliforniya'dasınız. İki ülkenin de bir numaralı gündem maddesi ne yazık ki orman yangınları. Sizin de bu yangınlara müdahale için bir akıllı su bombası tasarımınız var. Bize anlatabilir misiniz? Tasarımınız tam olarak nasıl çalışıyor? Tamamen matematiksel olarak düşünecek olursak olaya, bir yangının çıktığı zaman ne oluyor? Yakıta ihtiyacınız var, bol miktarda oksijene ihtiyacınız var. Orman yangınlarında bu ikisi de çok bol bulunuyor. Dolayısıyla bunun yangının söndürülmesi için veya kontrol altına alabilmesi için daha çok bunun tam en yakınından müdahale etmemiz gerekiyor. Uzaktan değil. Şimdi normal olarak ben 2007 senesinde Silikon Vadisi'nde bizim civarımızda çam ormanları yanmaya başladığında havadan müdahale edildi. Helikopterler geldi, uçaklar geldi fakat bunun ne kadar aciz kaldığımızı gördüm. Onun için bu başka bir çare üretmemiz gerektiğini gördüm. Şimdi GPS kullanmak suretiyle bir yere çok akıllı bomba atmak mümkün. Şimdi atılması gereken bomba sayısı da çok fazla maalesef. Çünkü yangın olduğu zaman bol miktarda yakıt var ve dediğin gibi bol miktarda da oksijen var o bölgede. Bunu durdurmak için çok bol miktarda su atmanız gerekiyor. Ve aynı zamanda düşmesi gerekiyor. Bu tamamıyla matematiksel bir problem. Yani benim senelerdir uğraştığım konular bunlar. Dolayısıyla bizim yapmamız gereken şey dedim, özel bir GPS kumandalı bir bomba yapıp içerisine su ve biraz da patlayıcı koyarak bu yangına yaklaştığınız zaman suyu püskürtmek. Yani çok mantıklı bir yol. Yani bugün için şöyle düşünün, 500 metre uzaktan su sıkmak var. Bir de bu 2 ton ağırlığında, 1 ton ağırlığında bir bombayı, içi su dolu bir bombayı oraya atmak var. 1 tonluk bombayı ele alacak olursak ne kadar bir alanı etki etmesi söz konusu? Aslında siz söylediniz, yani yangın belli bir aşamaya geldikten sonra çok da mümkün değil dediniz ama netleştirmek için söylüyorum. Yani sizin bu tasarladığınız bombalar aslında yangının ilk döneminde, ilk başlangıç aşamalarında mı en etkili oluyor? Bir de biz ekranlarda, sizin bahsettiğiniz tarihlerden neredeyse 10 yıl geçti ama ekranlarda hep yine bu uçak bomba su atan uçakları ve helikopterleri görüyoruz. Bahsettiğiniz tarzda böyle bir hava taarruzuna andıran şekilde bir yangın müdahalesi çok rastladığımız bir şey değil. Bu neden daha çok kullanılan bir yöntem değil? Bu çok koordinasyon isteyen bir şey. Yani şöyle düşün, Amerika'yı ile al. Hava kuvvetlerini, orman idaresini ve diyelim bakanlıkların birlikte çalışması lazım. Yani Amerika gibi bir yerde bu bunlar beraber ahenkli çalışan yerler değil maalesef. Şöyle düşünün. Yani bugün için şurada bir yangın çıktığı zaman benim hava üslerimde hazır bu bombalardan olması lazım. Uçakların kalkması lazım. Aynı zamanda bunu kim karar verecek? Hava kuvvetleri mi karar verecek? Ben mi karar vereceğim? Orman idaresi mi karar verecek? Kompüter simülasyonu yaptığınızda aniden tamam bulduk, gördünüz. Ufak bir yerde bir yangın çıktı. Buradan 250 kilometre uzakta dağın tepesine bir şimşek çaktı. Yıldırım düştü ve yangın başladı. Şimdi benim oraya en kısa zamanda yetişmem lazım. Dakikalardan bahsediyoruz. Yani öyle 5-6 saat geçerse zaten geçmiş olsun. Onun için oraya direkt edecek bir hava taarruzu planlanması lazım. Yani orman yangını başladıktan sonra, saatler sonra siz oraya giderseniz, yani çok geç. Çünkü dediğim gibi yakıt çok fazla. Oraya tonlarca su atmanız lazım ve zaten yetişemezsiniz. Onun için itfaiyelerin bugün için yapmaya çalıştığı şey, kontrol altına almak, yangını söndürmek değil, etrafındaki yakıtı kaldırıyor. Dolayısıyla yangının o bölgede kalmasını sağlıyor. Ama söndürme çalışması değil yapılanlar. Peki bu tasarımı ve bu yaklaşımı hiç Türkiye'ye getirmeyi denediniz mi? Türkiye ile bu konuda irtibat halinde misiniz? Biz bunu ülke olarak kendi orman yangınlarımızda ileride uygulayabilir miyiz? Böyle bir kapasite görüyor musunuz? Vallahi çok isterim uygulamayı Türkiye'de. Ve dediğim gibi bazı şeyler, yani her şey Amerika'da tamam. Silikon Vadisi'nde bir sürü şey icat ediliyor tabii ki ama ekibi de orada icat ediliyor. Ayrı bir konu. Ama uygulama olarak Türkiye belki daha uygun olabilir yani. Tamam, patent Amerika'da alındı. Tabii ki yani bu ticari yüzden. Yani çünkü patentin yeri Amerika'da, başka bir yerde alınmanın manası yok. Avrupa patenti aynı zamanda. Ama bunu biz yaptık. Yani Türk yani %100 Türk mühendislerin yapmış olduğu şeydi benle beraber. Çok sağ olun bize zaman ayırdığınız için, yayınımıza katıldığınız için. Ben çok teşekkür ederim efendim.